Evet. Hep birlikte dinleyelim. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Tatsız ve hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi son derece üzmüştür, camiayı da üzmüştür. Öncelikle, birinci önceliği şuna vermek istiyorum. Bu akşam buraya gelip bize destek olan taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve hala inanmaya devam edecekleri için. Ayrıca biz geçen sene bu takımla, bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle biz nereden nereye geldiğimiz zaten biliniyor. Ben buradan tekrar iddia ediyorum. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunun da lehte faydalarını zaman içinde göreceğiz. Çözüm getireceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi düşünenlere buradan şunu ifade etmek istiyorum. Hayır, biz geldik, birçok sorunu çözdük. Bu da çözülecek sorunlardan bir tanesi. Bunu da yaşayacakmışız. Dolayısıyla ben bütün camiaya bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu ve meselelerin hepsinin çok yakında çözüldüğünü göreceklerini buradan söylemek ihtiyacı duyuyorum. Bir. İkincisi, maalesef ve maalesef hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Biz bununla ilgili tepkilerimizi her zaman söylediğim gibi gerekli yerlerde, gerekli şekillerde yerine getirdik. Ve sonuç olarak da MHK'nin başkanının evet burada yanlışlıklar var denilerek TFF tarafından alınıp yeni başka bir MHK başkanının atandığını biliyoruz. Ama sonuçta gördüm ki MHK başkanının değişmesi yetmemiş. VAR'daki atamaları yapanlarla sağdaki atamaları yapanlar maalesef aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş bunlarda. Bunlarla ilgili TFF'ye buradan sesleniyorum. MHK'ye de sesleniyorum. Bize söz verdiniz. Düzelteceğiz dediniz. Ama düzeltmediniz. Ya beceremiyorsunuz ya niyetiniz kötü. Allah selamet versin, gerekeni yapın. Gerekeni yapmıyorsanız bizim de artık size vermiş olduğumuz hoşgörü artık bu gece bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere artık bu geceden itibaren son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz biz çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. Ya da bir işi çok çabuk bu gece itibaren düzelteceksiniz. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum ki biz Beşiktaşlıyız. Biz 116 yıllık kulübüz. Biz 118 yıllık kulübüz. Biz nerelerden ne sıkıntıları yaşamış kulübüz. En yakın örneği geçen sene çileli bir pandemi dönemi ve Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyenlere rağmen bu takım şampiyon olmuştur. Yine şampiyon olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Camiadan sadece birlik, beraberlik ve bize güvenmelerini istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Sayın Başkan, basın toplantısını dinleyip bu gördüğümüz şeytani düzen midir, nedir, çete midir, örgüt müdür, şeytani düzen midir, bunların hepsini artık herkes kendi diliyle ifade edecek. Kimi örgüt diyebilir, kimi çete diyebilir. Ama TFF'nin bunları görmediyse bu saatten sonra görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır. Sayın Başkan, basın toplantısında siz biraz önce çözüm üreteceğiz demiştiniz. Sergen Hoca'nın basın toplantısını dinlediniz mi bilmiyorum ama dinledim, çözüm bulamıyoruz dedi ve yarın sizinle bir görüşme yapacağını dile getirdi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Valla kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Başkanım, olası bir istifa kararında yönetim kurulunun tepkisi ne olur? Bir dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama ayağa kalkıp yolumuza devam edebilecek bir anlayış ve tutum görebilirsem ben onunla beraber yolu yürümeyi tercih ederim. B planınız var mı Sayın Başkan? B planı bu saate kadar düşünmedik ama bu tür şeyler her zaman için olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir. Şimdi bakın, ben bu gecenin talihsiz ve çok hoş olmayan bir gece olduğunu ifade ettim. Her türlü şey vardı.
benim hakemlerle ilgili söylemiş olduğum olay genel anlamda ifade edilmişti. Sadece bu maça bunu bağlarsak doğru iş yapmış olmayız. Ancak bugün de Hüseyin Göçek ve VAR'daki zorbay hakem gereğini yapmıştır. Kendilerine göre gereğini yapmışlardır. Yani daha öncekiler gereğini yapmamışlardır, bunlar gereğini yapmıştır. Dolayısıyla bunların hesabı kitabı yapılacak, konuşacağız. Artık bu saatten sonra bizim de her türlü gerekeni yaptığımız bir süreci yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bize güvensin arkadaşlar. Başkanım, oyunculardaki... Camianın bize güvenmesini rica ediyorum. Başkanım, oyunculardaki performans düşüklüğünü neye bağlı? Bu arkadaşlarımız da geçen sene şampiyon olduk. Üstüne son derecede kaliteli arkadaşları aldık, transfer yaptık. Bir tutukluk var, bir şanssızlık var. Evet, seyrediyorsunuz, şanssızlık var. Evet, seyrediyorsunuz, hakemlerin yapmış olduğu hatalar var. Bunları görmezlikten gelmek olmaz. Ama bize söz verenler hakemlerle ilgili gereğini maalesef yapmamışlardır. Bunu açık açık burada ifade edebilirim. Ya da yaptıklarını zannediyorlar, onları da güzel bir kandırıyorlar herhalde. Başkanım, Kulüpler Birliği bir açıklama yapmıştı. 6 kulübün içinde olmadığı, hakem hatalarının konuşulmamasına yönelik. Beşiktaş buna karşı olan kulüplerden biriydi. Kulüpler Birliği'ndeki karar nasıl etkileyecek bu süreç? Onların sorunu, Kulüpler Birliği'nin sorunu. Oradaki arkadaşlar 14 kişi. 14 kişi kendileri susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Biz bugüne kadar konuşmamız gereken her yerde konuştuk. Sadece camiamın bunu bilmesini istiyorum. Siz o toplantıya davet edildiniz mi Beşiktaş olarak başkanım? Tabii. Oradaydık biz de. Arkadaşlar, camiamın bana güvenmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız. Birlik ve beraberlik her şeyin altından kalkarız. Biz bunu geçen sene de bu kupaları kaldıran bizdik. Başkaları değildi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi son derece ilginç bir açıklama oldu. Öncelikle hani biz dibe vurduk. Bu dibin dibidir. Buradan çıkmasını biliriz. Biz şampiyon olacağız dedi Sayın Başkan ki bu durumda belki de bir yöneticinin yapması gereken şeyi yaptı. Yani düşen de biziz, kalkan da biz oluruz diye sahip çıktı takımına. Yalnız bir şey dedi, bu bir örgütlü bir şeyler varsa hakem camiasına yönelik. Onu bugün artık bizim şeyimiz bitmiştir, hoşgörümüz. Onu da gerekirse ortaya çıkaracağız dedi. Ama yalnız bir başka bir şey söyledi. Şimdi orada bir... Orada hakemlerle ilgili bir şey daha söyledi. Onu katayım araya. Bize söz verdiler, verdikleri evet. Sözü yapmadılar. O sözü kimler verdi? Ne söz verdiler? Evet. Beşiktaş'a ne yapmadılar? Şimdi hocam... Net bak, o da sakat bir Beşiktaş'a şey. Beşiktaş'a da şimdi Kulüpler Birliği bir açıklama yaptı ya hafta içinde. Tamam. Dediler ki... Biz ligin sonuna kadar, Beşiktaş katılmadı ona ama, ligin sonuna kadar konuşmayacağız. İlk yarının sonuna kadar. İlk yarının sonuna kadar.